Çok teşekkür ederiz. Şampiyonların şampiyonlarıyla olan birlikteliğimizin dördüncü evresindeyiz ve Celil Bey ile karşı karşıyayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Celil Bey'in macerası zaten pek namlıydı değil evet. mi? Nasıl oldu Zeynep Hanım? Vallahi iyiler. Yakında gelecek inşallah. Gelecek, haber edecek size. Yani yakın zamanda görebilirsiniz kendisini. Zeynep Hanım efendim, Celil Bey'in kız kardeşi. Kendisi eski şampiyonlarımızdandı. Fakat şampiyon olduktan sonra küçük bir kaza geçirdi. Hakkını devretti. Ve hakkını devrettiği kişi geçen turun şampiyonu oldu. İlginçti. Sonrasında Celil Bey ziyarete geldi bizi, abisi. O da tur şampiyonluğuna kadar uzanmak üzere. Yani Zeynep Hanım'ın ilginç bir aurası evet, var evet, anladığımız kadarıyla. Dur bakalım devamı gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Efendim 9600 puandayız. Üzerine 8 saniye arttırdı Elif Hanım ve biraz hop oturup hop kalkarak bekliyor. Şu noktada düşünmeniz gereken kişi bence Elif Hanım değil, siz Kayhan Bey'i düşünerek hareket edin. Olur mu? Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. İnce ince dilimlenmiş kuru yemişler için kullanılır bu batı kökenli kelime. Badem özellikle. File. Çok güzel. Kolay soru değildi. Ama ikincisi çok kolay. Buyurun geliyor. İki nokta üst üste işaretinin bölü. Matematikteki ismi bölüdür. Bu kendimizi serbest bıraktığımız sorulardan biri efendim. Gelsin de bir görün. Beş harfli bir kelime. Sinsi bomba. Öyle sorduk bunu. Hakikaten bundan sinsisi de yok. Mayın. Mayın. 500 puan daha. Fransızca kökenlidir. Yaygın kullanılır dilimizde. Görelim nasıl sorulmuştur. Özgünlüğü olmayan, bilineni tekrarlayan. Bu anlamda rutin. Rutin, yani özgünlüğü olan rutinlerimiz de olabilir değil mi? Bu mesela bir söz düşünün. Banal. Banal, sıkıcı. Evet ama yani bu şöyle bir şey. Beylik lafları düşünün. İşte değişmeyen tek şey değişim. Aman çok güzel laf ettin. Ritüel. Tam bir basma kalıp laf. Hah. Basma kalıp. Banal, abes. Hadi önümüzdeki seneye görüşürüz. Yılbaşında yapılan o nokta nokta espriler. Mesela nokta nokta espriler. Tam bir basma soğuk. Kalıp. Fransızca kökenli basma kalıp laflar ki zaten matbaacılıkta da kullanılan bir... Baskı. Hayır! Fransızca. Klişe, Allah kahretsin. Bunun ismi basiret bağlanması üstadım. Gayet rahat cevaplayabileceğiniz bir soruydu bu biliyorum. Fakat her zaman diyoruz ya bilgi yarışmasından çok bir şans yarışması bu. Bize bir avuntu alkışı daha vermişsiniz. Haydi devam edelim. Buyurun gelsin yeni soru. Miladi takvimin Temmuz. 7. ayıdır Temmuz. Bitsin altı harfi cevaplarımız efendim. Nasıl bir soruymuş? Kurum kuruluş büfesi veyahut da kafeteryası. Yeter ki bir kurumun, bir kuruluşun bünyesi içerisinde. Kantin. Kantin. 600 puan daha.